Buraya ben yıllar önce gelmiştim. Köy içindeydi. Mis gibi bir esnaf lokantasıdır. Hala değiştiğini sanmıyorum. Çok zor seçim ama 5 kişiyiz. Bir kere şeyi kaçırmamak lazım burada, pazıyı. Azıcık beğendiğim kebap istedim. Çökertme kebap istedim o danadan. Patates kızartmasıyla. Onun dışında vallahi kuzu da güzele benziyor. Böyle iç pilavlı gibi kendi suyunu çekmiş. O da olabilir biraz. İşte Arnavut ciğeri. Dönerin de tadına bakmak lazım. Bu kadar aslında. Her şey güzel ama yani makarna fırın var. Musakka yapmışlar. İsli köfte yapmışlar. Tavuk işinde ben yokum. Siz olsanız ne seçerdiniz benim yerimde? İşte ben bunları seçtim. Ama musakka da hakikaten güzel duruyor. Fakat artık herhalde bir daha sonraki sefer o da. İşkembe çorbası hakkında yorumunuzu rica edeceğim. Ben daha öncesinde yani burada yememiştim işkembe çorbası ama harika, güzel, tabak içerisindeyiz. Yani tabak damağa uygun geliyor. Beğendim. Beğendim, harika. Abi çok güzel, temin yedim. Evet. Sedat Bey. Teşekkür ederim. Muhteşem bir işkembe. Güzel yani. Benim torun buraya geliyor. Bunu içmek için. Peki, efendim, güzel. Hizmet ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Güzel terbiye etmişler. Evet. Suyu böyle bulaşık suyu gibi değil gerçekten. Kallavi. Sen evet, nasıl ben bakıyorsun? Önden informasyonu aldım. Yoğurt da var. Var. Onu daha önce de konuşmuştuk ya. Yoğurt girdiği zaman biraz daha hafifliyor. Bu tarz paça, kelle, işkembe. Ama yoğunlaşıyor tabii. Ve yoğunlaşıyor. Un, yumurta sarısı ve şey var içinde yoğurtla. Çok lezzetli olmuş. Kıvamını çok iyi tutturmuşlar. Ben de beğendim. Biraz daha şey koyacağım yani sirke ekleyeceğim. Sen bak bakalım Linden. Ben baktım. Peki burada yani eller yukarı. Teşekkür evet. ediyoruz sonra. Azıcık koyalım. Tamam teşekkür. İşkembenin kendisi de çok iyi pişmiş. Güzel temizlenmiş. Jelatini yerinde. Hakikaten evet. başarılı bir işkembe çorbası. Yani hiç tereddütsüz tavsiye ediyorum evet. ben bunu. Çok evet. iyi. Ana yemeklerimiz geldi döner hariç. Onu da bitireceğiz. Kuru fasulye. Burada hatırladım, daha önce geldiğimde çok iyi bir pazı vardı, pazı sarma yine var. Tas kebap istedim, beğendili. Ciğerin de çok iyi olduğunu hatırlıyorum. Gerçek Arnavut ciğeri, soğanlı mı dediler, yani soğansız. Olur mu ya beni görüp, yani beni görüyorlar, soğanlı mı? İnanmazsın, bir hikaye anlatayım. Gözde marketteyim, çok şey aldım, genellikle iyi malları yani. Beyaz peyniri çok iyiydi mesela. Fakat bak, peyniri iyi. Güzel bir pastırma gördüm. Bir baktım, tüm çemenini temizlemiş. Eyvahlar olsun. Yani bana böyle bir şey yapılır mı ya? Bu pastırmayı atmam ondan sonra yani hiçbir tadı yok. Yani çemensiz pastırma olur mu? Olmaz. Bana mı yapılır mı ya? Yani? Olmaz. Yani suratımda şey mi yazıyor? Enayidir, aptaldır yani. Senin damak zevki yoktur mu yazıyor? Düşünmesi lazım. Evet. Var mıydı? Buryan vereyim mi? Ha onu istedik vardı galiba. Bir de buryan, bir de şimdi çökertme kebap istedik. Patates kızartması, bol sebze, yoğurt. Bir de son kuzu gelecek. Hepsini böyle bir tadına bakacağız. Ben güzel Allah için bence. Yani çok klasik esnaf lokantalarında gördüğümüz bir sarma lezzeti bu bence. Bol kıymalı. Bol kıymalı. Çok doyurucu. Yani pirinci neredeyse herhalde 1/5 kadar falan pirinç koyuyorlar. Çok az. Çok evlerde yapılan bir model değil bence bu. Evlerde ben daha çok pirinç koyuyorum. Tabii. Evlerde yapılan da çok daha fazla pirinç var. Lezzetli bence. Lezzetli. Güzel. Güzel. Yani hep tavsiye edilebilir. Devam edelim. Neye bakalım Evrim şimdi tanıda? Yoğurtludan başladık. Şeye doğru gidelim. İstiyorsan şöyle beğendiğe beğendiye, bakalım. Tamam. Bu iki kadar başarılı değil bence. Değil, evet.
Yani biraz etleri iri tutmuşlar belki ondan. Biraz sert olmuş. Bir de tabii dana olmasının verdiği bir şey var. Biraz yeteri kadar yumuşak ve evet. Şey yok. Beğendi de sanki evde daha patlıcan lezzetiyle yapıyoruz. Evet. Biraz köz tadı yok bunda. Ne? Köz tadı yok. Yok. Yağın tadı ön plana çıkmış. Evet, yağın değil mi? Yağın tadı ön plana. Beşamel biraz fazla evet. Sanki kullanmışlar. Bunu vasat bulduk. Ciğere evet. Bakalım mı? Olur. Soğanıyla. Ciğere. Şuradan Linda sen, ben şöyle alacağım bir tane kenarda. Biraz tuzlu. İyi temizlenmiş. Evet. Yumuşak bir ciğer. Evet. Ama ister istemez tabii esnaf lokantalarında ciğer piştikten sonra bir miktar bekliyor ya Vedat. Evet. İster istemez biraz kasıyor. Yani yeni pişmiş gibi değil. Olmuyor. Evet. Yani esnaf... Onun bir çaresi de var mı bilmiyorum. Belki herhalde yok. Ya hemen pişer evet. Pişmez alacaksın evet. Ya sana yapacaklar. Yani ortağın üstünde evet. Esnaf lokantası için iyi. Ama evet. Pişip gelmiş mesela kebapçıda Antep'e yedim ciğerin gibi değil tabii. O başka bir şey. O farklı bir. Ne demiştin ona? Aşk. Ay, gerçekten öyle. O aşk. İstersen çökertme kıyamına geçelim. Çökertmeye bakalım, evet. Bunu et daha iyi, daha küçük kestikleri için. Evet. Bir de o yoğurduyla o kadar kuru değil, evet. Tepse yakışmış. Patates her şey iyi yapılmış. Evet, evet. Malzeme, yani malzemenin işlenmiş hali güzel bence de. Güzel. Bana hep çökertme kebabı şeyi böyle yazı hatırlatır. Doğru. Değil mi? Böyle yaz, deniz kenarı falan. Niyeyse hiç de kışın yemem yani ben. Hep yazın denk gelir bana. Çok doğru. Güzel böyle beni biraz geriye götürdü. Götürdü. Hatıralarda. Şimdi kuru fasulye bakalım. Kalitesi iyi kuru fasulyenin, ince evet, kabuklu. Yani şey açısından pişme derecesi olarak da çok güzel. Ağızda gerçekten dağılıyor. Dağılıyor. Biraz daha ben tereyağı tadı gelsin isterim. Biraz evet. Daha evet. Suyunu çeksin. Hani bu ekmek batırmak evet. İçin ama daha şey seviyorum ben. Ne derler ona? Fasulyeyi. Suyunu çekmiş şey daha. Daha böyle ev yemeği formunda olmuş. Yani o fasulyecilerinki gibi değil de daha ev yemeği gibi. Ama çok başarılı. Evet evet çok böyle öğlen tüketmek için bence de evet et. Aslında bu et yerine sucuk ya da pastırmayla ya, daha evet. Olmaz mı? Evet bence de. Kesinlikle sen de yedin mi Linda? Bunu da deneyelim. Linda senden de rica edelim değerlendirmelerde. Şimdi büryan diyorlar. Kuzunun ne tarafı? Güzel bir tarafı bu. But mu? Gerdan mı bu tam? Güzel bak. Ne tarafı? İncik. İncik. Kuzu incik. Bakalım yağlı tarafından mı? Şefe sordum. Kekik ve nane varmış pilavın içinde. Ben çok lezzetli buldum. Ben de çok lezzetli buldum ve kekik çok yakışmış. Yani çok enteresan. Ben kuzuyu da çok beğendim. Kıvırcık kullanmışlar, incik. Evet, hafif haşlıyorlarmış, sonra fırınlıyorlarmış. Hmm, ondan, son pişirmeyi fırında yapıyorlar yani. Ondan haşlama sulu bırakmış içine. Evet. Yani tabii büryan bunlarda kuyu yok. Evet. Ve bu bence çok başarılı. Evet. Hatta diyebilirim ki bu ikisi ve bu en başarılı. Evet. Şimdi Linda, hepsini nasıl bulduğunu tek tek değerlendirmeni isteyeceğim. Tek tek mi? Tek tek. En sevdiğim bu. Ne diyor? Pazı. Pazı. Sonra? Çok lezzetli, sulu. Güzel. O çok sevdim. Kuzu, kuzu buryan, incik, evet. Ve kuru fasulye çok sevdim. Danaları daha az sevdin yani. Evet. Bu iki danayı. Biraz kuru galiba. Kuru buldum. Onları ciğer? Normal. Normal. Evet. Bence çok 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 güzel özetledin. Şimdi bitirsen pazı sarmanı döner deneyeceğiz burada. Okay. Çorbaya bir şey söyledin. Çorba nasıl? Çorba çok sevdim. Bayıldım. Bayıldım değil mi? Çok güzel bir özet geçti bence ama güzel, iyi bir lokanta. Ben de
kendini çok lezzetli. Lezzetli mi olur? Biraz daha yağlı. Olabilir. Biraz daha kuzu lazım bence. Evet. Biraz daha o dokuyu yumuşatmak için biraz daha... Ne ateşinde yapıyorlar bunu? Şey değil. Şey galiba, normal gaz. Gaz. Gaz yapıyorlar. Normal gaz. Yani şey ben... Evet, bana biraz açıkçası biraz fazla pişmiş, sert geldi. Ben açıkçası çok lezzetli bulmadım. Biraz tuzu da gene fazla. Tuzu, bu tuz neden tuzu acaba? Tuzu fazla yerinde ama bence kullanılan tuzda kalite var. Olabilir, kalite, evet. Kalitesiz tuz kullanıyorlar yani sofra tuzu. Onlar da akışkanlığı vermek için kimyasal kullanılıyor. Onun rahatsızlığı seninki. Olabilir. Buna biraz da daha... arka tarafında bir asidik şey kalıyor. O da beni rahatsız ediyor. Kalıyor. O kalıyor ondan biz... yani çok değil bence kalitesi düşük. Olabilir. Et de biraz yavan bir et. Kuzu döşe rağmen bana şey geldi, yavan ve biraz sert geldi. Evet. Biraz da fazla pişmiş olmasının fazla da pişmiş. Şeyi etikat... Hep bu kadar fazla, hep fazla mı pişiriyorsunuz ben? Bir de onu deneyelim. Bunu alalım. Ya genel olarak bir sertlik var. Var. İkinci bu daha iyi. Daha az pişirdiler. Üstte yağ döktüler. Kesinlikle daha iyi. Ama yine de bence normal. Yani şey bu daha iyi. Fakat ben daha iyisini arıyorum. Bilmiyorum evet. Yani. Daha evet. Şey arıyorum. Sen de bir dene elinde. Aferin. Aramızda bunu en çok eşim beğendi. Evet. Linda özlediği için döneri Amerika'da evet. En çok beğendi. Şimdi genel bir değerlendirme yapalım isterseniz. Olur. Şeyde. Benim diğer değerlendirmem şu. Burası eski geldiğime göre biraz şey çabasına girmiş. Daha hafif yapma. Daha sıradanlaşmış. Sıra üstü olarak kuru fasulye hala iyi, pazı iyi, işkembe belki çok bence iyi. Özellikle şeyi de beğendim, kuzuyu da beğendim. Pilavı çok güzeldi, et de çok güzeldi. Bence bunlar için gelinir. 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 Ya yani buradaysan gelinir. Evet, klasik ve çizgisi belli olan bir esnaf lokantası. En azından temiz, tabii temiz, yapmışlar evet. Evet. O evet. Belli oluyor. Yani buradaysan yenir ama ben hani Kemerburgaz'a bunun için gelmem. Evet. Evet. Yani belki Beyoğlu'nda da iyi esnaf bulurum bu evet. Şeyde. Yani. Ama zaman zaman gidelim esnafları iyi bul. Denemek lazım ama ben daha böyle eski Hacı Salih dönemine yetiştiğim için gerçek tadları alıyorum. Evet. Bunlar biraz artık damak zevki giderek dibe vurmuş İstanbul'un hafif her şeyi kokusuz evet. Seven fazla şeyi olmayan insanları için... Yavaş yavaş dönüşmeye iyisini başlayan. Bilmeyen, yavaş yavaş. Dönüşmeye başlayan maalesef. O İstanbul'un yavaş yavaş onlara epey bir şey taviz veriyor. Yani bana çemeni pastırmadan ayıran yok, zihniyet yok. Neyse o zihniyet şu anda hakim maalesef. Maalesef. Ve biz de herhalde bizim yaptığımızda şeye... Göle tuz atmak falan gibi bir şey, yoğurt çalmak mıydı? Göle yoğurt. Don Kişotluk yapıyoruz evet. Bence. Don Kişotluk yapıyoruz. Evet. Değirmenlere karşı savaş. O zaman bu programı şöyle adabalarım. Don Kişotlar. Evet. Don Kişotlar. Evet. Çok güzel. Kemerburgaz kardeşler çok sevilen, tutulan bir esnaf lokantası. Kendini ispat etmiş. Dolu görmek de çok hoş. Biz değerlendirmeyi yaptık. Hemen hepimiz aynı kanıdayız. İşkembe çorbası nefisti, pazı sarma gayet güzel, kuru fasulye, bir de kuzu da iyiydi. En çok beğendiğimiz bunlar. Diğerleri biraz kuru bulduk, döner vasat maalesef, daha iyisini bekliyordum. Ama burada iyi, dikkatli ısmarlarsanız gayet güzel, hafif, lezzetli ve uygun fiyata bir yemek yenir. Gördüğünüz her şey sonunda 2300 liraya geldi. Burası İstanbul'da benim en sevdiğim bir iki yerden biri şeyde nefis paça çorbası, terbiyeli. Bildiğim kadarıyla manda yoğurdu kullanıyorlar. Parçalatmadan getirdim, parçalıyorlar da paçayı.
Ben bu suyu bardaksız sevmiyorum. Neyse soğuk su getirdiler. Bu şimdi plastik bardakları, kağıt bardakları kaldırtacağım buradan. Çok çirkin duruyor. Estetik olsa maalesef zayıfız. Şimdi size bir şey söyleyeceğim, kızacaksınız. Bu paça çorbası hele böyle sirkeli. Mesela bunun yanında sirke, bol sarımsak. Rakı gider yani. Gerçekten nefis. Nefis değil mi? Yani gerçekten nasıl yapıyorlar bunu? Bu biraz karabiber olabilir. Bu koyu, bu ben kıvam. Ektim. Sonra biraz eksene bana. Bu şeyden herhalde bu kadar güzel oluyor. Ne diyeceğim? Manda yoğurdu kullanıyorlar bunu. Evet, yani bir yoğunluk var. Lezzeti de yoğunlaştıran bir şey var. Ama aynı zamanda bence hani sadece yoğun dediğimiz zaman biraz ağır gibi algılanmasın. Yani hani kompleksi de vermiş bence. Herhalde yoğurdun kalitesi. Yoğurdun kalitesi. Onu şey, o manda bir yerden alıyor burada. Sanırım Barbaros'tan alıyorlar. Olağanüstü kıvamı. Evet. Yumurta da var galiba biraz. Bence vardır. Var. Vardır. Kıvam, yoğunluk veriyor. Ama ne kadar jelatin değil mi? Evet. Benim hafiften dudaklarım yapışmaya başladı. Daha şeyi yemedik hiç. Yine al. Başla. Sen paçasına. Paçaya daha başlamadık. Paçayı nasıl? Çok güzel. Jelatini görüyorsun. Ya dünyada jelatini insan nasıl sevmez? Yaşamın yani en güzel şeyden meşhur jelatin yani. Bir jelatin sevenler gizli kulüp olmalı. Sakatat bizde yoktur diyor adam. Sanki iyi bir, affedersin, bilmem ne yiyor yani. Sakatat bir kere bana şöyle geliyor. Mesela şu anda Fransa mutfağında sakatatlar muazzam ve en pahalı yiyecekler. Niye? Çünkü adamların damak zevki var. Bizde bence haşrılıktan yeni kurtuluyoruz yani. İstanbul'daki çok az aile, iki kuşak İstanbulludur. Şeyinden uzaklaşmak istiyor, fakirlik anılarından, hatıralarından. Ben de şehirli oldum diyor. O yüzden kuru et yiyor. Kuru et derken boşuna kuru eti değil yani. Hani kötü dana kuru. Çoğu da ithal et. En güzel, en lezzetli, en jelatinli o sakatatları küçük görüyor ya da yemek istemiyor. Yani büyük kayıp. Büyük kayıp. Büyük kayıp. Hem sağlık açısından çok sağlıklı bir şey. Yediğimizi hissediyorum ben yani şu anda. Ama eskisi kadar da ucuz değil bu arada. Değil yani de. Hani o fakirlik değil, bence zenginlik göstergesi oldu artık sakatat yemek Türkiye'de. Evet. Yani kuzu ciğerinin kilosu çok ciddi yükselmiş durumda. Evet. Ondan geldi. Evet. Ama yine de bu şey, bu çorba ne bileyim, trüf yağı atıyorlar. Trüf yağı aslında biliyorsun şey, tamamen kimyasal. Hmm. Mesela bilmem bunun 10 misli olur yani bir şey, sosyetik bir çorba yani. Tabii canım. Harika tabii. Bir çorba gerçekten. Ben şunu yiyeceğim, dayanamıyorum. Evet. Şimdi herkes bir ilaç alacak kolajen için. Evet. Doğru, herkes ilaç alacak kolajen için çünkü yeteri kadar yok. Bravo, çok güzel nokta. Bildiğin de bu dayanamayız ama şunu yememiz lazım etini. Paça böyle kemiğinde pişince sonra nayıklar yer ama şart muazzam bir şey yese elinde, senin yorumunu merak ediyorum. Muazzam bir şey diyor. Ya bu dünya çapında değil mi şimdi? Dünya çapında? Yani world class. Gerçekten öyle. Evet. Peki Linda, bunun yanında şarap içiyorsun. Ne tip bir şarap içersin? Kırmızı mı, beyaz mı, ne? Olur, düşün biraz. Fazla sirke var, doğru. Bu sirkeye karşı sirkeleşmiş bir şarap mı içersin? Düşün biraz. Şarap değil ama aklıma benim bir şey geldi. Şakolin. Şakolin güzel olur. Bence peknat ya da şampanya ya da özellikle şey bir şampanya, no dozaj, hiç şekersiz bir şampanya gayet güzel gidebilir. Deneyeceğim. Ya şuraya hakikaten mesela evlilik yılımızı kutluyoruz. Alsam güzel bir şampanya mı? Ne bileyim işte, neyse Dom Perignon'u falan özel bir günde getirsek güzel olmaz mı? Yani işletmeciye sormak lazım. Vallahi olur. Hep beraber işletmeciyle veririz biraz. Vallahi bu o kadar güzeldi ki hakikaten. Bunu yerken
arkadaşım bize çekimi de yapan Gökçen Tunç'un dediği gibi ağzınızda bulutlar geziyor gerçekten. Buna en yakın lezzet bana göre Japonya'da ramenler, bazı ramenler de et, bazen et ve balık birlikte kemiği uzun süre kaynatıyorlar. Onun dışında biliyorsunuz özel makarnaları var, yumurtalar var, et var falan. Ramen başlı başına bir yemek. Öğlen için ideal. Farklı ramen çeşitleri var. Bazıları soya sosu olduğu zaman shoyu ramen. Onlar daha hafif. Onlara genellikle tavuk suyu da giriyor. Ve tavuk suyundan olmayan başka farklı ramenler, bildiğim kadarıyla en çok domuz kullanılıyor. Onlar çok daha böyle jelatinli oluyor, daha beyaz oluyor bir de. Böyle adeta yapışıyor damağınız. Japonya'ya giderseniz araştırmanızı tavsiye ederim. Domuz istemiyorsanız önceden sorun var mı yok mu diye. Çünkü domuz olmayan içinde de birçok ramen çeşidi var. Ve son derece lezzetli gerçekten. En güzel tarafı o ramenlerin bence. Şeyinden çok yani içinde ne olduğundan çok çorbanın kendisi.